Kanal 34 ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Bugün siyaset gündemi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Sayın İş Adamı Abdülhakim Kaya, aynı zamanda AK Parti Meclis Üyesi efendim. Hoş geldiniz Sayın Başkanım programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Başkanım. Başkanım ilk sorumuzla hemen programımıza başlayalım. Abdülhakim Kaya kimdir? Bir anlatır mısınız evet. bize? Abdülhakim Kaya 1975 Mardin Midyat ilçesinde doğmuş bir kardeşiniz. Evli ve 4 çocuk babası. 1990 yılından beri İstanbul'da ikamet etmekteyim ve ticaretle uğraşmaktayım. Son 7 yıldır aktif siyasette yer almaktayım ve aynı zamanda da İstanbul Mardinler Dernek Başkan Vekilliği yapmaktayım ve Midyat İş Adamlar Dernek Başkanlığı yapmaktayım. Zeytun Belediye'mizin meclis üyesiyim. Aynı zamanda encümenlik yapmaktayım ve Tarihi Kentler Birliği'nin de üyesiyim. Dolayısıyla Abdülhakim Kaya Mardin Midyat ilçesine bağlı eskiden Becirman köyünden Seyit bir ailenin çocuğuyum. Becirman dediğimizde anlamı vergi köyüydü. 1982 yasasında Vergili köye çevrildi ve Osmanlı hatta Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde peygamberimize hürmeten vergi alınmıyordu köyümüzde. Öyle bir soydan geliyorum ve maalesef 1982 yasasıyla birlikte köyümüzün ismi Vergili köye dönüştü. Çok şükür hamdolsun ki AK Parti iktidarında tekrar köyümüzün ismi Becirman olarak yani vergisiz köyü olarak tabelaları takıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanım bunu da biz öğrenmiş olduk sizden. Teşekkür ediyoruz. Başkanım ikinci sorumuzda biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi var. Evet. 15 Temmuz gecesinde neler yaşadınız? Onu bir anlatır mısınız evet, bize? Evet. Çok vahim bir geceydi. Allah bir daha göstermesin. Amin. Bu memlekette yaşayan insanlara gerçekten o gece ben evdeydim ve televizyon izliyordum. O esnada bir telefon geldi ve Giresun'dan bir arkadaşım dedi ki köprüde bir sıkıntı var, tanklar falan var. Ben dedim şaka mı yapıyorsun, espri midir? İnanamadık yani. Gazeteci arkadaşları aradım. Onlar da dedi herhangi bir şey yok. Ama aradan 10-15 dakika sonra tekrar döndüler bana. Bir sıkıntı var olduğunu söylediler. Hemen Zeytun Meydanı'na gerekli komşularımızı, arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi arayarak Zeytun Meydanı'na davet edildi. Ve Zeytun Belediye'miz de hemen ardında bir mesaj çekti. Tüm Zeytun halkı meydanlara gelmesini istedi. Ve meydanda topladığımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bağlandı. Ve canlı yayına bağlandıktan sonra havalimanlara ve Taksim Meydanı'na yani TRT'nin olduğu yerlere geçmemizi istedi. Emriyle birlikte hemen yaya olarak gerek komşularımız, gerek dernek yönetimindeki arkadaşlarımız, gerek hemşehrilerimiz ve tüm Zeytinburnu halkı Zeytinburnu sahilini tamamen doldurduk ve havalimanına doğru yürüdük. Ve yürümeye devam ettik ve Cumhurbaşkanımız havalimanına inene kadar biz oralarda gerek o bomba sesleriyle insanlarımız ama Allah'ın izniyle Allahu Ekber diyerek çok şükür. Tedbirler çekerek ve Cumhurbaşkanımız selametle indi ve çok şükür o günlerden sonra gene Zeytinburnu Meydanı'nda her gece nöbet tuttuk. Binlerce hemşehrilerimizle birlikte Zeytinburnu halkı ile birlikte belediye başkanımız başta olmak üzere sabahlara kadar meydanları boş bırakmadık. Nöbetteydiniz. İnşallah Allah bir daha göstermesin. Amin başkanım. O gece inanılmaz bir yani kargaşa oldu. Türk halkımızın, Cumhurbaşkanımızın sayesinde cep telefonuyla canlı bağlandı işte haber kanallarımıza. Sağ olsun herkes de meydanlara koştu. Büyük bir felaketi kurtardı. Dediğim gibi yani o akşam Cumhurbaşkanımız halkın inmesini istedi sokağa ve halkımız da bu darbeyi önlemiş oldu. Yusuf Bey yani ben sırtında çocuğunu almış bacılarımız, kardeşlerimiz. Gerçekten çok duygulu bir geceydi. Evet. Ve anlamlı bir geceydi. Ama çok şükür milletimizin desteğiyle,
Allah'ın takdiriyle çok şükür. Biz o fırsatı vermedik hainlere. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti de gerekeni yapacaktır. Bunları hakkını verecektir yani. Bundan eminiz başkanım. Emniyetimiz olsun, çevik kuvvetimiz olsun. Özellikle vatandaşlarımız olsun. Buna anında tekrar olursa müdahale eder. Kesinlikle ondan şüphemiz yok. İnşallah bir daha böyle bir fırsat da verilmeyecektir. İnşallah başkanım. Peki başkanım, hemşerileriniz hani MİAT hakkında bilgi sahibi. Biraz da bize bilgi sahibi, hani ekranlarınızın başında izleyenler var. Onlara da bilgi verir misiniz? Evet. Midyatlı hemşerilerimizin ihtiyaç ve özlem duyduğu iş adamlar derneğidir. MİAT'ın kısacası. 2016 yılında Midyat'ta Midyat iş adamların girişimleriyle kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi Midyat'tadır. Daha yeni kurulmasına rağmen bir kuruluş gelecekte büyük projelere imza atacağına inandığımız, evet, gelecek vaat eden bir dernek. 2016 yılından beri faaliyetlerini sürdüren MİAT, Midyat İş Adamlar Derneği, temsil eden en güçlü yerel iktisadi bir kuruluştur. İlçemiz ve bölgemizin dolayısıyla ülkemizin kalkınmasında iş adamlarımıza öncülük etmeyi, ortak çaba ve gücü organize etmeyi, bölgemiz insanın ve çevresinin gelişmesine katkıda bulunmayı, sorunlarına ortak olmayı, çözüm yolları üretmeyi ve yol göstermeyi amaç edinmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için ortak gücün, kolektif birlikteliğin oluşturulması, yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler üretmekte ve yürütmektedir. Ayrıca Midyat şehrimiz ve bölgemiz, ülkemiz için yarar getirecek her türlü ekonomik, sosyal, siyasal projelerin oluşturulması, geliştirilmesinde aktif rol üstlenen, bir etkileyen, yöneten ve onlar adına karar veren her kişiyi kurumla ilişkiler geliştirmeyi, sürdürmeyi arzu ediyor. Evet. Daha yeni olmasına rağmen birçok proje imza atmış, daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Peki başkanım, bize MİAT'la ilgili bilgiler verdiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı meclisin değil de halkın seçilmiş olması neyi değiştirdi? Hani bununla ilgili bir açıklama. Öncelikle şunu ifade edeyim, belirtmek istiyorum. Yeni anayasa ve başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın şahsi meselesi ve önümüzdeki 5-10 yılın meselesi değil. Bu mesele Türkiye milletinin ve önümüzdeki 100 yılın meselesi. Türkiye bu demoda ve tamir imkanı kalmamış sistemle yola devam edemez. Doğru. Yamalarla bir yere varılamayacaktır. Yıllardan beri, 15 yıldır AK Parti iktidarı gerek anayasada değişiklikler yapa yapa, yani düşünün, bir aracı sürekli tamire getirdiğinizde verim alamıyorsunuz. Modeli geçmiştir. 1982 Doğru. yasası da gerçekten zulüm bir yasadır. Peki başkanım, yeni anayasa Türkiye'ye neler kazandıracak? Yeni anayasa bir dönüşüm sistemi. Yeni bir hükümet sistemi aslında. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlete karşı sistemini değiştiriyor iddiasına karşın anayasamızda Türkiye devleti cumhuriyetidir der. Devlet sistemin cumhuriyet olduğunu açıkça söyler. Başkanlık sistemi hükümetin sistemidir. Hükümet etme sistemidir ve doğrudan temsilin en zirve noktasıdır. Aslında biz AK Parti yöneticiler olarak bütün sistemimizi vatandaşımızın beklentisine ve onun tercihine göre şekillendiririz. Başkanım, neden peki başkanlık sistemine evet demeliyiz? Hani evet. Halkımız seçecek biliyorsunuz. Evet Yusuf Bey. Başkanlık sistemi daha bundan da kendisidir. Bakın, dünyanın ekonomisi güçlü ülkelerde hepsinden doğrudan temsil vardır. Başkanlık sistemi diye söylemiyorum. Sistemin adı başka bir şey olabilir. Ama hepsinde doğrudan temsil vardır. Doğrudan temsil nedir? Vatandaşın kendisini yöneten ve en üstteki kişiye kendisi karar verir. Biz de şu anda nasıl en üstteki adamı seçmek için arada birini, milletvekilini seçiyoruz. Ve milletvekili onu seçiyor. 2010 referandumu böyle aslında. Bunu biraz değiştirdik ama neticede yine seçim sistemimiz dolaylı temsil. Biz milletvekilimizi seçiyoruz. Milletvekili başkanı seçiyor. Biz de vatandaşımıza diyoruz ki sen tepedeki direkt adamını seç. Böyle bir hak veriyoruz. Sana diyoruz ki bu hakkı vermek aslında referandum
referandumda hakkını tercih edecektir inşallah. İnşallah başkanım. Peki referandum süreci başladı mı? Şöyle Yusuf Bey, dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Bugün de Seçim Yüksek Kurulu karar verdi. 16 Nisan'da inşallah yapılacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili tabii ki de vatandaşı doğru bilgilendireceğiz. Sistemin ne olduğunu ve vatandaş lehine ne kadar düzenleme içerdiğini gidip kamuoyuna, yani vatandaşlarımızla birlikte anlatacağız vatandaşlarımıza. Gerek teşkilatlarımız da olsun, gerek AK Parti'ye gönül vermiş olan insanlar. Bu bir parti seçimi değildir. Türkiye'nin geleceği seçimidir. Türkiye'yi inşallah iyi yönetecek kadrolar olacaktır. İnşallah milletimizden beklentimiz yüksek. Çünkü dünya uğraşıyor yani Recep Tayyip Erdoğan'la. Recep Tayyip Erdoğan, bugün de izlediniz belki, hayat fanidir yani, kimseye kalacak değildir. Allah uzun ömürler nasip etsin. Allah başımızdan da eksik etmesin. Amin. Amin. Böyle güçlü bir lideri. 15 Temmuz'da da bunu gördük. Evet. Maalesef dış güçler sürekli birilerini Türkiye'nin içerisine sokup gerek cemaatler adına, gerek terör örgütleriyle birlikte, inşallah Türk milleti de buna fırsat vermeyecektir. Gerekeni verecektir, dersi verecektir. Biliyorsunuz vatandaşlarımız o gece Cumhurbaşkanımızı canlı yayında gördü ve halk sokağa döküldü. Evet, halk kesinlikle. Sokağa dökülünce de darbe başarısız oldu. Evet. Yani burada Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir katkısı oldu. Evet. Cumhurbaşkanımız yıllardan beri siyaset yapan ve gerçekten bu ümmet için bulunmaz bir lider. Bu milletin dualarıyla ayaktadır Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta da bu süreci yaşadık. Maalesef yani hainler içerimizde çok. Yani görüyorsunuz bir Suriye'nin içerisinde bir sürü terör örgütleri var. Ve bu terör örgütleri Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Ama bu milletin vesaretiyle bu millet fırsat vermeyecektir. Biz de bir Güneydoğulu kardeşiniz olarak da bunu burada ifade etmek istiyorum. Yani biz doğarken silah sesleriyle büyüdük. Yani beşikteyken silah sesleriyle maalesef ağladık. Dolayısıyla inşallah bu referandum süreciyle, bu yeni anayasayla birlikte bu yaşayacak, doğacak çocuklarımız inşallah bir daha ateş silah sesleriyle uyanmayacaklardır. Uykularını rahat alacaklardır diye umuyorum. İnşallah başkanım. Başkanım bu biliyorsunuz terör olayları da çok. Evet. Gündemimizde. Geçen biliyorsunuz Reyna saldırısında yakalandı. Evet. Şahıs, terörist. Bunu sorgulamaya başladılar. Çok altında işler çıktı. Yani DAEŞ çıktı. Ondan sonra PKK çıktı. Hani bunu ilgilerle düşünceleriniz nelerdir? Şimdi Yusuf Bey, az önce de ifade ettim. Maalesef bu ümmette rahat bir hayat yaşatmak istemiyorlar. Dolayısıyla gözleri İstanbul'da. Nasıl Fatih Sultan Mehmet Hazretleri fethettiyse 21 yaşında. Evet. Halen gözleri İstanbul'da. Ve maalesef muradına eremeyecekler. Çünkü bu millet birlikte zor günlerde safları her zaman sıklaştırmıştır yani. Dolayısıyla bu fırsatı bu millet vermeyecektir. Yani her ne kadar terör örgütleri var olsa da bizim gençlerimiz sağ olsunlar. Biz yaptığımız gibi sokaklarda, nöbetlerde halen nöbet tutanlar var yani, evet, memleketimizde evet. De ben 15 Temmuz sürecinde hem de Mardin Midyat'a gittim ve orada da 4-5 gün nöbet tuttum sabahlara kadar. Gerek tüm kurumlarımız oralardaydı, vatandaşlarımız. Yani gencinden tut, inançlısından tut, inançlısına kadar. Herkes bizde oradaydı. Midyat'ta şöyle bir şey var Yusuf Bey, biz diller ve dinler diyarıyız. Nasıl oluyor? Müslümanlar, Süryaniler, Yezidiler, Yahudiler bir arada yaşamaktayız. Yani medeniyet şehrinden gelen bir kardeşiniz. Dolayısıyla biz kucağımızı her insana açabiliriz. Rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Hiç yani şu arkadaş Türkçe konuşmuş, İngilizce konuşmuş, Kürtçe konuşmuş. Biz onu zenginliğimiz diye önemseriz. Bayrak. Yani tek bayrak.
renklerle güzellik olur. Yani evet. Sadece beyaz bir kağıt dediğinizde bir anlamı olmaz. Ama buraya baktığınızda daha güzelleşir. Yani bahçe gibi düşünün. Kiliselerimiz var. Camilerimiz var. Aynı sokak içerisinde yürüyoruz. Ve kucaklaşıyoruz. Ramazan aylarında bize saygıdan dolayı Süryani kardeşlerimiz Yezidiler sokakta bir şey yemezler, içmezler. Yani sigarayı dahi içmezler. Böyle bir milletiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti kolay korunmamıştır. Yani kolay da bırakacak halimiz yok. Yani öyle çekilsinler artık. Bu silahla yapılacak işler değildir yani. 30 yıldır mücadele veriliyor yani. Başkanım, Mardin'de 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? Oradaydınız sanırım, oraya da gittiniz. Oraya gittim, daha sonra gittim. İlk gece İstanbul'daydım, ilk hafta. Dolayısıyla ben Midyat'ta da, Mardin Midyat'ta da neler oluyor diye, nöbetler nasıl geçiyor diye hemşehrilerimle birlikte hasbihal ettik. Midyatlı hemşehrilerimiz gerçekten çok duyarlı oldular. Ve aynı akşam taburun önünde bizde askeriye taburu var. Hemen önünü arabalarla çevirmişler. Kapattınız. Ve sabaha kadar devam etti nöbetler. Başkanım, 15 Temmuz süreci dedik. Geçen de biliyorsunuz Trump Obama'nın DAEŞ'i kurduğunu söyledi. Maalesef biz Obama gelecek daha iyi işler yapacağına inanıyorduk. Ve bir Müslüman Hüseyin diye hep içimizde ümmettendir diye bekledik ama dönemi gerçekten Suriye ile ilgili vahim oldu. 750 bin insana yakın insan şehit oldu. O topraklarda da Halep gibi bir yerde, tarihi bir mekan, inşallah en kısa sürede liderimizin tavsiyelerini dinleyerek, gerek Rusya ile yapmış olduğu görüşmeler, Amerika ile, Trump'la görüşmeleri inşallah neticeye varır ve o silah sesleri susar diye umuyorum. Başkanım, Trump faydalı olacak mı Amerika'ya, seçildi başkan olarak? Seçildi inşallah, beklentimiz o yönde. Cumhurbaşkanımızla geçen akşam sanırım 45 dakikalık bir telefon görüşmesi oldu. Evet. İnşallah o da biliyor liderimizin ne kadar güçlü olduğunu ve bu milletin yanında yer aldığını biliyor. Farkındadır inşallah. Gerekeni yapacağını düşünüyorum. Başkanım, Zeytinburnu'nu biraz konuşalım. Zeytinburnu'nda gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir değişim sağlandı. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi Yusuf Bey, Zeytinburnu'ndan bahsedelim biraz. Evet. Zeytinburnu Belediye Başkanımız çok deneyimli bir siyasetçi abimiz. Doğru. Dörtüncü dönemidir. Biz dördüncü Murat diyoruz. Murat Başkanıma buradan da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Hürmetlerimi iletiyorum. Gerçekten yerel yönetimlerde çok fayda getiren bir abimiz. Ve Zeytinburnu halkı oy veren vermeyen de saygısında kusur etmez Murat Aydın Başkanımıza. Çünkü kucağını herkese açan bir abimiz, bir büyüğümüz. Onunla siyaset yapmaktan onur duyuyorum. Zeytinburnu'nda da Yöresel Günler adı altında 15 yıldan beri her sene bir hafta tüm memleketlerin, örneğin Giresunlu kendisi, Mardinli, Diyarbakırlısı, Iğdırlısı, Doğu Türkistanlı standlar kurarlar. Standların içerisinde yöresel şeyler, eşyalarını getirirler. Kaynaşma olur, sohbet edilir. Yiyecek, İnsanlar içecek. Birbirini tanımaya başlar. Ve sonunda da o yöreye ait sanatçılar getirilir. Her akşam bir sanatçı gelir. Birlikte oynar, oynarlar, hasret giderirler. 300 bin insanımızla birlikte Zeytun Meydanı yeni kazandırdı Sayın Belediye Başkanımız. 2 sene oldu. Daha önce de kültür merkezlerinin içerisinde yapılıyordu. Sağ olsun güzel bir etkinlik yapılıyor kaynaşma açısından. Onun için Murat Başkanımızın bir ifadesi var. Diyor ki, Zeytinburnu benim yalnız olsa bir anlamı olur mu? İstanbul benim olsa bir anlamı olur mu? Tek başıma olsa. Türkiye benim olsa bir anlamı olur mu? Dünya benim olsa yalnız bir anlamı olur mu? Yani anlam dediğimizde, yani tüm insanların bir arada yaşaması. Renklerimiz zenginliğimizdir. Dolayısıyla Murat Başkanımız gerçekten hem kültürel faaliyetler, sadece yol, cadde kaldırım yapmıyor.
farkındaysanız Zeytinburnu'na gelmişseniz Merkez Efendi bir kültür alanı haline getirildi. Kültürel doku. Kesinlikle Merkez Efendi Hazretleri'nin bulunduğu bir mekanda oraları etrafını yeniden düzenlemeler falan yapıldı. Şu anda yeni bir sosyal tesisleri kurduk. Murat Başkanımızın 4. dönemi olduğu için deneyiminden dolayı faydalanmak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Zeytinburnu Meydanı'nın yan tarafında askeri lojmanlar vardır. Belki biliyorsunuz. Evet, evet, evet. O askeri lojmanları da Sayın Başkanımız inşallah bu dönem sonuna kadar bitirecektir. 90 bin metrekaresini bahçe yapacaktır. Çok güzel olur evet. Başkanım yani zaten. Hem büyük bir cami inşa edilecektir. Hem de 90 bin metrekaresi Zeytinburnu halkına kazandırılacaktır. Onun için buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de burada Kanal 34 adına teşekkür ediyoruz. Harikulade Zeytinburnu'nu sizin gibiler sayesinde, başkanlarımız sayesinde çok iyi gidiyor. Evet, dediğim gibi deneyimden faydalanıyoruz. Ve Murat Başkanımız İstanbul'da ilk bilgi evlerini kuran bir abimizdir. Her mahallemizde bir bilgi evi vardır. Yani bilgi evine çocuklarımız okuldan geldikten sonra oraya gidip ders yapıyorlar. Ödevlerini yapma imkanları var. Her evde internet yoktur. Oraya gidip rahatlıkla oturup derslerini, ödevlerini yapabiliyorlar. Aynı zamanda da kitap okuma yarışmaları falan yapılıyor Zeytinburnu'nda. İnşallah bundan sonraki de belediye başkanımız layık olduğu yerlerde olacağını düşünüyorum. Peki başkanım, Zeytinburnu'nda yeni projeler olduğunu görüyorum. Hani bu yeni projeler günümüzde ve ileriki zamanlarda Zeytinburnu halkına ve güzel İstanbul'umuza neler katacak? Şimdi kentsel dönüşüme başladık. Evet. Sümer mahallemizde belki daha önce de görmüşsünüz bir alanı binalar bitti Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışıyla. Bina sahiplerine verildi, daireleri teslim edildi. Şimdi ikinci etapına başladık. İnşallah onlar da en kısa sürede projeler yapılıyor şu anda. O projelere de başladığında Zeytinburnu gerçekten bulunmaz bir ilçe oldu tarihi dokusuyla birlikte. Başkanım, sizin projeleriniz var sanırım Zeytinburnu'la ilgili. Benim projelerim... Yardım projeleriniz var halkımıza. Yardım konusunu ifade edeyim. Zaten Zeytinburnu'nda durumu iyi olmayan ihtiyaç sahipleri belediyemizi aradığında veya müracaat ettiklerinde sosyal hizmetler birimimiz onları tespit ediyor. Eğer gerçekten yardıma muhtaç olan insanlara yardım gönderiyor. Biz İstanbul Mardin Derneği olarak iş adamlarımızdan yardım topluyoruz, burs veriyoruz Zeytinburnu'nda ve Midyat'ta da aynı kesa Midyat İş Adamlar Derneği kurmamızın amacı hem iş adamlarımıza hem de ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmak. Sürekli Midyat'a gittiğimizde elimiz boş gitmiyor. Dolayısıyla hem okullarımıza spor malzemeleri sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aracılığıyla yolluyoruz. Hem de ihtiyaç sahiplerine iş adamlarımızdan mesela örneğin geçen gittiğimde 50 öğrencimizi giydirdik kışındır ihtiyaç sahipleri diye. Bu tür çalışmalarımız var. Başkanım, spor malzemesi derken motor takımları da spor yardımı yapıldı. Evet, o zaten ilçe içerisinde belediyemiz o gereken işleri yapıyor. Belediyemizde bir de başkanım, bunlara da değinmek istiyorum. Hasta olanlar var, hastaneye gidemeyenler var. Evet. Onlara yardım ediliyor, ihtiyaçları gideriliyor, hastanelere götürülüyor, tedavileri yapılıyor. Evet. Bununla ilgili. Şimdi ihtiyaç sahibi dediğimizde yaşlıysa, gerçekten yemek yapamıyorsa, bizim ahşevimiz var. Sağ olsun belediye başkanımızın talimatıyla sosyal işlerdeki arkadaşlarımız tespit ediyor ve evlere sıcak yemek gönderilir. Sıcak yemek. Günde iki defa yemek gönderilir. Eğer ihtiyaçları varsa sakal tıraşı yaptırılır. Yaşlıysa. Ne güzel başkanım. Dolayısıyla banyolarını yaptırılır. Hastaysa araçlarımız, ambulanslarımız alır hastaneye götürür, hastaneden alır eve götürür.
O yönden çok gerçekten Zeytinburnu'nda yaşamak güzel bir şey. Yani biz de Mardin'den kalkıp geldiğimizde Zeytinburnu'ndan gerçekten Murat Başkan'la tanıştıktan sonra Zeytinburnu'nda hayat var diyoruz. Murat Başkanım sağ olsun iyi hizmetler yapıyor. Başkanım şimdi biliyorsunuz 3 aylar yaklaştı. Evet. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Evet. Ramazan ayında ne gibi aktiviteler olacak? Halkımız Ramazan eğlencesi, ondan sonra Ramazan kumanyaları, bu tür yardımlar tabii ki yapılacak. Evet. 15 seneden beri yapılıyor bunlar. Maşallah. Hatta 18 seneden beri yapılıyor. Her sene ayrı ayrı mahallelerde her akşam bir mahallede yapılıyor. 13 mahallemiz Her var. sokakta Her yapılıyor. sokak, her mahallede Her yapılıyor. mahallede Bazen 13 mahalle olduğundan dolayı ikişer defa yapılıyor yapılıyor. ve meydanımız var. Cumartesi pazar günleri de meydanda yapılıyor. 5.000 kişiyle iftar açılıyor. 5.000 kişi Evet. maşallah başkanım. İlahiyatçılarımız geliyor, ünlü hocalarımız geliyor ve şenlik içerisinde geçiyor. Maşallah hocam. Başkanım aynı zamanda biliyorsunuz Ramazan yaklaştıktan sonra zaten Zeytinburnu halkı yaz olduğundan dolayı Zeytinburnu ilçesi kültür oldu artık. Evet. Ramazan da gelmesiyle birlikte Zeytinburnu halkı resmen sokaklara o kültürü, o Ramazan'ı yaşamaya çıkıyor. Ben geçen sene de bir programda gördüm. Dolayısıyla da Ramazan'a büyük ilgi var. Kesinlikle Merkez Efendi Hazretleri'nin bulunduğu bölgede de etkinlikler devam ediyor akşamları. İftar açıldıktan sonra insanlarımız oraya toplanır. Parklarımız var. İnsanlar dışarı çıkıyor, parklarda oturuyor sahura kadar. Dolayısıyla Zeytinburnu'nda herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Olmayacaktı zaten İnşallah. başkanım. Başkanım şimdi referanduma dönelim. Biliyorsunuz yaklaştı referandum Evet. tarihi. Referandum sürecinde kaç oranında oy bekliyorsunuz? Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir uzlaşma mutabakatı sağlandı biliyorsunuz. Biliyorum. Seçime gidiyoruz. Öncelikle hedefimiz Türkiye birincisi olmak. İkinci olarak da daha önceki referandumda verdiğimiz oyun üstüne çıkmak. Yani %63'ün üzerine çıkmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. İnşallah. İnşallah 63 diyoruz. İnşallah daha da yüksek olur. Çünkü bu bir parti seçimi değil, bir Türkiye'nin geleceği seçimidir. Türkiye geleceğinden dolayı Türkiye'de güçlü olmamız gerekiyorsa destek vereceğiz. Yani destek tüm hemşerilerimden bekliyorum. Gerek İstanbul'da olsun, gerek Midyat'ta olsun, gerek Türkiye'nin her yerinde destek bekliyoruz. İnşallah %63'ün üzerine çıkarız diye İnşallah. bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Türkiye, yeni Türkiye yolunda inanılmaz ilerliyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz başkanım? Gün birleşme günüdür. Bölünme gayreti içinde olanları bu memleket affetmez. Biz Evet. affedersek de memleket affetmez. Çünkü bu ülkenin geleceği çok önemli. Yani güzel eserler bırakmak istiyoruz bu ülkede. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bunun çalışmalarını yapıyor. Az önce de ifade ettik. Fani dünyadır yani. Evet. Değil mi Yusuf Bey? Yani makamlar gelip geçicidir. İnşallah Allah'ın rızasını Rızasıyla. kazanmak ve milletin duasını almak için biz bu siyaseti yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu duygular içerisindedir. Biz onun yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Başkanım, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olsun, Kadir Topbaş, Belediye Başkanımız olsun, İstanbul'u inanılmaz üst düzeye getirdiler. Geçenlerde biliyorsunuz Avrasya Tüneli açıldı, Boğaz Köprüsü açıldı, yani Marmaray daha açıldı. Marmaray açıldı, daha Evet. büyük projeler var. Gece gündüzünü katıyorlar. Yani gerçekten yöneticilerimiz öyle böyle değil. Ben belediye başkanımdan biliyorum. Belediye başkanım kim giderse kapısı açıktır. Ve Evet. gönlü açıktır. Ve gecesini gündüzüne katıyor. Gece 2'de arasanız telefonu açıktır. Ve sahadadır. Ben ondan biliyorum. Ve diğer yöneticilerimizin öyle olduğunu biliyorum. Belediye Başkanımız Kadir Topbaş zaten bütün açılışlarda oluyor. Gecenin bir vakti denetlemeye gidiyor Avrasya Marmaray tüneli bildiğiniz gibi. Gecenin bir vaktinde zaten denetlemeye gitti. Çalışmaların nasıl gittiğini ön planda görmek için orada. Bizde mutlaka AK Parti prensipleri var ve bu prensipleri yerine getirmek zorundayız. Çünkü
denetlemesen olmaz. Evet. Mutlaka denetim olmalıdır ve denetiyorlar yani yöneticilerimiz. Sayın Başkanım, son olarak yeni anayasa ve referandumla ilgili sözleriniz nedir? Yeni anayasa ile ilgili buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Yani vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmesi ve ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için oy kullanmalarını ve evet demelerini diliyorum ve istirham ediyorum hemşerilerimden. Ben hem Zeytinburnu'nda gereken çalışmaları yapacağım ve hem de Midyat'ta, Mardin'de Midyat, çalışmaları evet. yapacağım, takip edeceğim. Geçen hafta örneğin hukukçularımızla bir araya geldik ve işarelerde bulunduk. Sivil toplum kuruluşlarımızla da inşallah önümüzdeki günlerde sürekli işarelerde bulunacağız ve desteklerini isteyeceğiz. İnşallah hayırlısıyla bu referandumu başarılı bir şekilde geçeceğinden eminim. İnşallah başkanım. Sayın Başkanım, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Kanal 34 ailesine bu fırsatı bana verdiğiniz için, sesimi hemşerilerime ve tüm sevenlerimize ilettiğiniz için. Kanal 34 kapıların ardına kadar size MİAT'a, AK Parti'ye açıktır. Sağ olun, Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Huzurunuzda Yusuf Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, siyaset gündemi programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.